Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Batu ile beraberiz. Merhaba. Sıkı takipçiler hatırlayacaktır. Bir 3-4 sene oldu. Yine bir golf çekmiştik. Evet. O benzinliydi. Ama oldukça keyifliydi o da. GTI'dı. Bugün golf aldık. Bugün dizeldeyiz. Dizelli. Bu hem az yakıyor hem çok kaçıyor. En güzeli. Birazcık GTD modunda oldu aslında, değil mi bu? Tabii. GTD'ye yakın. Hatta ondan da daha güçlü oldu. Yani. Detayları da arabanın içinde konuşalım. İstiyorsan projenin başlangıcıyla başlayalım. Komple stok almıştık zaten arabayı. Arabayı komple stok aldık. İlk önce yazılımla başladık. Soft bir yazılımla başladık. Araba 2011 model zaten. Evet, araba 2011 model. JJ diye geçiyor motoru. Beygir stoğu. İlk soft yazılım yaptık. Yani verilen verilere göre 145 beygir oluyor araba. Soft yazılımdan sonra egzoz yapalım dedik. Bir de EPF iptali yapalım dedik. Stok bindin mi hiç bir süre yoksa? Stok biraz bindim. Bir ay falan bir bindim. Ama gitmiyor işte, kesmiyor. Biz de artık hızlanmayalım, şey yapmayalım diye uğraştık ama bundan stok bindik. Bundan önce de GTI olunca zaten. Tabii GTI olunca hiç duramıyorsun zaten. Şu an bu araba da gitmiyor onun yanında. O sekmeye biraz zor ulaşırız. Kaşıntı başladı. Evet, kaşıntı başladı. Sonra egzoz yapalım dedik. Baycu'ya egzoz yaptırdık. Yazılımını yaptık. Egzoz komple şu an düz değil mi? Tabii, komple düz. Bar yok. Hiçbir şey yok. Downpipe'dan itibaren komple 70'lik düz borumuz var. Arkada egzoz çıkışlarımız var. R dizayna göre, R tampona göre. Egzoz çıkışlarımız var. Araba normalde zaten highline bizim paketi. Tabii. Orijinalinde highline. Ama biz R sevdalısı olduğumuz için R paket yapalım dedik. Hiç olmazsa görüntümüz olsun. R gibi gitmese de yine güzel bir görüntüye sahip olduk. Bir 15-49 olursa gerçi R gibi de gidebilir. Yani o bir sonraki videoda bence 2-0 olarak gelir. Araba kırılırsa 2-0 olarak gelecek video. Şu an hibrit turbo var zaten. Şu an hibrit turbo var. Onun da hikayesi şöyle. Biz yazılımı yaptık. Hani turbonun paline bakalım dedik bir. Turbonun paline baktık. Biraz bir boşluk var. Hadi gönderelim, hibrit yapalım. Hem önlü arkalı, yani çift çıkış hibrit var arabada. Egzoz çıkışı da hibrit. İlk girişi de hibrit. Onu yaptık. Biraz da öyle bindik. Arabada soğutma problemi yaşadık. Orijinal bir cooler alalım dedik. İlk önce çelik kasalara baktık. Bolton cooler'lara. O cooler'lardansa dedik ki hani OM bir cooler olsun. S3 cooler'ı bulduk. Hani yine 10,5 litre bir cooler. Yani hiç olmazsa orijinal. Şey oldu herhalde. 5,5'tu değil mi bunun orijinali? Orijinali 5,5 litre. Şimdi 10,5 litre oldu. 10,3 hatta. S3'e yükseldik. S3 cooler'ı taktık. Araba çok rahatladı. IATS'i çok düştü. IATS'i çok yükseliyor. Hani setup yapacak olan arkadaşlar da arabayı hibrit yapıp bırakmasınlar. 5,5 litre cooler diye motor içine çok zarar veriyor. Özellikle uzun gaz zamanlarda. Tabii uzun süreli IATS'ler çok yükseldiği için, motor yağ sıcaklığı da yükseldiği için hani mecbursun cooler'a. Cooler'dan sonra MAP sensörüne döndük. Şimdi yine cooler yetersiz kalıyor. Bu sefer Bolton'a döneceğiz. Yani bu da dün belli oldu artık. Aşama, hani yine bir gidiyor yani. Sürekli para harcanıyor. Sürekli bir yükseliyor. Debriyaj şu an orijinal mi yoksa? Debriyaj orijinal değil. Debriyajı Kevlar yaptık. Onda da mesela hibrit yaptıktan sonra kaçırıyor tabii orijinal debriyaj. Stage 1 kafarat kaldırır büyük ihtimalle orijinal zaten. Tabii stage 1 düzgünse her türlü kaldırır. Düzgünse hiç problem yok da. Ondan sonra aşama aşama kaçırmaya başlıyor. Evet, aşama aşama kaçırıyor. Bugün en güzeli birkaç Kevlar. Tane çektik, 0-100 aldık. Tabii her zaman kaçırırız. Şu an mesela 5. vitese gidiyoruz. 5. vitese oturduğum zaman direkt indirir mesela orijinal kavrama.
Bunun için de mecbur. Organik de çok fazla götürüyor. Organik de denedik. Organik disk balata bir zamana kadar götürüyor. Yani yapılmış bir disk balata bir zamana kadar götürüyor. Yine orijinalden daha iyi. Ama en güzeli Kevlar. Şu an 2.5 bar basıyor. 200 beygir üstüdür herhalde şu 200 beygirin üzerinde diye tahmin ediyoruz. Tabi bir dyno'ya sokmadık, o yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Hiç ölçtünüz mü araba stokken, zır stokken süre? Süre şöyle. Arabanın orijinali zaten hani 200 görür görmez o arada. Hani şu an top speed 260 görüyor. Öyle güzel bir, keyifli bir makine oldu. Bir de yani cay makineden artık insanlar korkmuyor. Hani ben artık şey yaptım. Nasıl diyeyim? O zaman az önce sana da söyledim ya, işte dizelin 2GZ'si gibi oldu. Kırılmayan makine, M50 turbo gibi bunlarda. Ne yaparsan yap beygir alıyorsun. Evet, çok fazla proje çıktı. Zamanında Ali ile de çekmiştik zaten. Evet evet. Ali abi bu işin zaten artık sonunu gördü yani. 22-60'lar işte 2-0'lar. Tabii enjektörler, 3 kere motor kırmalar, piste süreler, enjektör çıkarmalar, her şey yaşandı zaten o arabada. Biz de ondan gördük de artık dizele geçtik. Dizelin çünkü torku çok farklı. Tork bir de yakıt yani. Evet, yakıt yani şu an yakıt kaçtır? Şu an 5.3 ortalamayla gidiyoruz. Ve sen hani hem gazlıyorsun hem birlikte kullanıyorsun bu arabayı. Zor gideriz. Yani 5.3 ortalamayla şu an 1.5 DJI Clio gibi gidiyoruz. Rahat istediğimiz yere de gidebiliyoruz. Dizel o konudan güzel. Torku da bence çok tatmin ediyor. Hani bir benzinliğe göre 200 beygir varsayalım arabayı. Hani bir benzinliğe göre bence torku çok güzel. Tabii hani... tabii. Stoğu bile 250 zaten galiba. Evet evet. Ya şu an yine 400-450 falandır torku. Tatmin ediyor. Yani caddede güzel bir şekilde bir arabayla hani istersen gazlarsın, istediğin zaman sollamaya çıkabilirsin. Neşeli yani. Neşeli. Biraz da egzoz sesimiz var zaten. Egzoz düz zaten. Evet, o daha neşeli. Bir de önden ince böyle bir turbo, bir hava emiş sesi de geliyor. Biraz geliyor. Ki bir de şu an filtre orijinal. Her şey. Kutu içi, motor içi her şeyimiz orijinal. Sadece turbomuz dediğimiz gibi hibrit. Bir de soğutma sistemleri biraz oynanık. Ama tabii bunun dışında hani motor arabayı alayım yapayım öyle bir şey yok. Hani direkt atıyorum hibrite göndereyim. Hani bunun kompresör testi oluyor. Enjektör testi oluyor yine. Kilometre bunun, var çünkü onu da test etmek benim arabamda lazım. Da kilometre var. 236.000'di arabam. Yani düzgün motor abi her zaman daha iyidir. Benim mesela GTI'ımda da bir nokta damla yağ kaçağı olmuyordu. GTI'lerde 2.0 TFSI'da mesela bu şeydir, kroniktir artık. Hani nasıl yağ eksiltmez diyor. Benim arabam eksiltmiyordu. İstanbul'a gidiyordum, geliyordum, tapagaz hiçbir problem çekmiyordum. Bu arabalarda da öyle. Yani mekanik olarak bence çok önemli. Yağ bakımı çok önemli. Arabayla gazlıyorsan 10.000'de bir bakım standart arabalar için. Normal düz yani bir yerden bir yere giden arabalar için. Ama sen basıyorsan eğer evet, devir çeviriyorsan, kesici yapıyorsun. İşte biri geliyor onunla sıkıyorsun. Role gidiyorsun, rolde yarışıyorsun, piste çıkıyorsun. Yağında bir canı var ya. Bizde Lunch da var galiba değil mi? Lunch da var. Lunch'ta da çok fazla sokmak iyi değil motor kulaklarına. Çok büyük zararı var ama çok keyifli. Onun dışında şu an custom coil var galiba. Evet evet, custom bir coil var. Konforu şu an orta derecede herhalde değil mi? Bence şu an şampiyon ama şöyle yok, 17 gitmiyoruz yani. Yok yok, sekme direksiyonda sağ sola çekme bir şey yok yani. Ben çok memnunum coil'den. Ama hani bir üst setup'lara geçtiğin zaman işte Fox'lara, işte HR'lara falan geçtiğin zaman tabii çok farklı bir dünya oluyor. Burada bir hızlanma alabiliriz istersen. Güzel olur. Şu an böyle bir 100'den aşağı arkamız boşsa. Thank you.
Kesici şöyle 4900'de tam. Çünkü 5000'de artık turbo etmiyor. Boş basıyor. Boş basıyor. O yüzden hani vites geçişinde de mesela onun sağ olsun Kemal çok güzel ayarlıyor maplerini. 5000'e kadar da gidiyor. Ama hani boş basıyor. Biraz da kullanıcıya bağlı bir şey bu. Hı hı. Hani ama en önemli şey her zaman tabii ki de yazılım bence. Hani setup'ı yap bir yerde illaki bir taktırırsın ama arabanın yürüyeni her zaman yazılımla alakalıdır. Protonet var. Evet, Protonet yapıyor. Kemal'e selamlar burada. Sağ olsun. Uğraşmadan olmuyor. Hiçbir şey uğraşmadan olmaz. Kemal de sağ olsun uğraşıyor bizim için. Bir şeyler yapıyor. Keyifli olmuş ama. Araba falan da güzel evet, güzel evet. gelmiş. Araba bence şu an gayet keyifli. Ya keyifli olmasa hani ben de çok fazla araba değiştiren bir insan değilim. Vakçıyız, Golf 1'im de var. Belki bilenler bilir. Onu da çekeriz bir ara istiyorsan abi. Güzel. De, atmosferik güzel. Atmosferik güzel. Klasik. Evet, ben artık biraz dizele döndüm. Biraz daha dizele döndüm. Onun dışında dışta body kit yaparken farlar değişti galiba. Stoplar ama değişmedi. Highline'da zaten. Yok, stoplar evet. Highline'da orijinalden geliyor. Bir de yan sanayi takılan stoplar hani ledleri biraz daha sönük yanıyor. Yani hoş durmuyor. Çakma durduğu için onları değiştirmeyi düşünmedim. Ara geçerken zaten öner değişmesi gerekiyor. Yani bu bütün tabii tabii. Için, ya farlar, ön arka tamponumuz, marş belimiz değişti. Onun dışında şöyle jantlarda çok fazla bilinen bir jant değil. Oz Racing'in Formula diye bir serisi. Genelde 18'i var bu jantların. Biz 17 yine direkt bijon bijon o. 5x112'sini bulduk. Ara flanş falan gerektirmiyor. 9 offset. Ön arka 9 offset. Spacer yok. Evet, spacer yok. Yanında Goodyear'ın asimetrik 5'ini kullandık. Bir ara 19'da vardı çünkü. 19 falan. Porsche taktık hani biraz daha görüntü yapalım dedik Çilalı arabaya. Parlat. Evet ama sonra işte içimizde bir şey var ya o. Hani ben gitmesin diye işte istedim hani o 19'ları o yüzden taktım ben. Ama mecbur yürütmeye kalkınca 17 hafif bir jant her zaman daha iyi. Bir de çok fazla mesela arabaya 18 tak 19 tak lastik takmazsan 1 2 3 boş abi. Ha, araban yürümüyor abi. Aslında sen onunla gidiyorsun GPS'te. Onunla gidiyorsun yani. Tabii bizimkiler sen diyor ya sarıyor sayıyor. 120 görüyor adam hibrede. Yağmurlu yol gibi sürüyorsun abi lastik tutmuyor. Yürümesi bence her zaman daha önemli. Keyifli bro. Onun dışında frenler şu an stok herhalde değil mi? Frenler şöyle boyutları stok ama EBC'nin spor freni balatası var önlerde. Arkalarda sadece balata var. Önde disk artı balata değil mi? Yoksa... Evet evet disk artı balata var. Şu an zaten bu güçlerde yeterli bu. Tabii tabii. Ya bir zaman sonra durması lazım artık. Hani bir can güvenliği olması şart. Yok yetiyor zaten yani şu an değil mi? Yetiyor yetiyor. Ben diskleri ilk taktık. Sağ olsun Harun diye bir arkadaşım o çok önerdi. Hani bunları takalım bunları takalım. Onları taktıktan sonra da dedim ki hani ne farkı olabilir ki? Hani arabam çünkü çok güçlü bir araba değil. Yani delikli frenine gerek var. Abi bastığım zaman hani frene bastığım zaman lastikleri yakarak durdurduğunu ben fark ettim yani. Güvence veriyor. Çok fazla güvence veriyor. Onun dışında hiç bu süre zarfında yaşadığın bir kronik sorun oldu mu motordan yoksa? Ya şöyle kronik sorun ne oluyor? Mesela hortum çok fazla patlatıyor. Hani o hortumları gerekirse Samco takmak bence daha iyi. Ben orijinal aldım. Hani orijinal bir süredir patlatmıyor maşallah. O da bir süredir patlatmıyor yani. Evet. Eskimiş oluyor. İlk çıkan borular çok sertleşmişti. Hani orijinal borulardı. Ama onun dışında hortum patlatma dışında çok bir problemi yok. Hani işte yağ su karıştırsın, işte üst kapak şişsin falan öyle bir problemi yok. Ama dediğim gibi hani çok yıpranmış bir arabada şey olmaz. Tabii öyle bir öyle problemler çok var. Gelmiş çünkü ya. Araba stok ama araba drag koşturmuş. Evet olabilir. Şu an zaten bizim görüntüyü gören diyecek tamam bu pistten çıkmamıştı da araba hiç piste girmedi. Onun dışında keyifli bir proje olmuş ama. Yani beni tatmin ediyor. İşte direksiyon yaptık. Hani Alcantara direksiyonumuzu yaptık. Hani biraz daha neşeli olsun diye. Ekran falan zaten Highline'de her evet, şey evet evet ekran geliyor. Teypler falan onların hepsi koltuk. Orijinal zaten. Kemer yaptık. Koltuklarla uyduralım dedik işte direksiyonla. Hani koltuklar da Alcantara. Hı-hı. Hani onlarla hiç olmazsa uyusun. İşte sarı dikişler falan. Bir tık daha GT4'ü. O hevesimiz var zaten hani GT4'ü andırsın şöyle dokunuşu falan. Normalde tabi eldivenle kullanmak lazım da. Yoksa çabuk kirleniyor. Tabi şu an mesela bu biraz daha kirli yani. Fırçalıyorsun sonra. Evet evet fırçaladıktan sonra sıfır gibi olur. Keyif işi yanları karbon yaptık. Hani daha bir şey. Hoş dursun diye. Orijinali gri onların. Siyah tavan düşüncemiz vardı. Ondan sonra dedik yani abartma artık. O kadar da yapmayalım. Evet artık hani. Tamam golfar değil yani araba. O şeye girdik evet araba golfar değil yani siyah tavan da olmasın.
Onun dışında umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Özet niteliğinde bir alt TDI'yi anlatmaya çalıştık Stage 3'ü. Yine soruları olursa yorumlarda ya da sana ulaşabilir. Tabii istedikleri zaman yazabilirler. Ne sorular olursa. Araba almak isterler mesela. Hani 1.4 TSI ile 1.6 TDI'yi kıyaslarlar, bir şey olur. Veya akıllarına takılan bir şey olur. Her zaman Cevat abiye de bana da yazabilirsiniz. Onun dışında beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.